Herkese merhaba ve tekrar bir Paralives tepki videosuna hoş geldiniz. Bugün tekrar Paralives'a bakmak istedim çünkü Sims bayağı sıkmaya başladı. Ama hala videolarını çekiyorum çünkü başka oyun yok ve Hayat üzücü. Bu yüzden uh, dedim ki Paralives'a tekrar bir bakalım. Çünkü en son tepki videosu çektiğimden beri bayağı teaser yayınladılar ve a, uh, Sims'de olmayan o kadar çok özellik vardı ki uh, en son olan teaser'dan başlayıp hepsini incelemek istiyorum. So Paralives, let's go! Bayağı heyecanlıyım Paralives için gerçekten. İlk olarak burada Paralives Holiday Outfits videosuyla başlamak istiyorum. Ya Bir kere, bir kere. Durduruyorum, bir saniye. Durduruyorum şu an. <laughs> Görüyor musunuz? İlk detay yerde oturuyor. Bu kızın ismi Maggie'di bu arada. Önceki tepki videomda da bunu görmüştük. Ve bayağı bir değişmiş grafikler falan iyileşmiş ben, bana sorarsanız. Yerde oturuyor. Yay. What was the reason? Yerde oturuyor ve kalkabiliyor ayağa. Are you shaka? <laughs> Neyse. Maggie Wohan. Wo 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 bu isim nasıl okunuyor bilmiyorum. Wohan. Wo wo Wohan. I don't know. Ee, şey çok iyi şimdi live modda gibi gözüküyorduk live moddan direkt kreatesime geçtik yani isimleri bunu bilmiyorum ama yani bulunabildiğimiz her yerden istediğimiz bir anda karakterimizi değiştirmeye geçebiliyoruz bu bayağı iyi bir şey yani arka plan statik değil arka plan o anda neredeyseniz o bu gayet güzel bir şey geri alıyorum sürekli çünkü çok fazla detay var İkincisi çoraplar ok çoraplar tamam <laughs> ama görüyor musunuz görüyor musunuz farklı çoraplar giyinebiliyorsunuz Eşsiz çoraplar, biri kısa bir uzun arjuşaka, arjuşaka. ya yani bu gerçekten olay değiştirici bir şey gerçekten. Hani bir de bunları görünce şey oluyor. İnsan bunları yapabilirmiş. Başka oyunlar. <laughs> you better stop, stop. Ama yapmıyorlar. Yani böyle şeyler yapılabilir. Oyunu kuran insanların aklına geliyor ki yapıyorlar. But I guess other people don't, so. Burada Christmas temalı, Noel temalı bir videomuz burada. Kıyafetler de Noel temalı ve create a style, hello. İstediğimiz rengi verebiliyoruz kıyafetlere, bu önemli bir şey. Aa, ortama bakın ya, kız yerde oturmuş, poposunu üşütecek şekilde şeylerle, pilovlarla, pilov neydi? Yastıklarla ve pizzasıyla ve kahvesiyle kitap okuyor belki yani biz burada yeni skin tonları geldi. <laughs> Yani bakar mısınız? the halls with bows of holly parallel lives. Harika ya. Ya yani şey çok önemli bu arada. Şu an oyun hala tek bir oyun. Yani hiçbir DLC'den bahsedilmedi. Büyük ihtimalle çıkabilir. Fakat karşımızda um, normalde Sims'e satılacak bir DLC var. Christmas. Noel taması. Ya yani Sims 2'de vardı bu mesela, Sims 2'den beri var olan bir şey bu. Sims 4'te Noel temalı bir paket yok galiba, free update yapmışlardı. Bu daha iyi bir şey ama yine de var olan bir şey yani. Ee, şimdi burada diğer bakmak istediğim e, videoda bu Paralife Sebastian Sama. I guess I'm, I guess I'm, no. ah, full screenli olamadı bilmiyorum ama he. Bu ne? <laughs> Zipline. Zipline'in Türkçe'sini bilmiyorum. <laughs> ipte kaymak. Bunun kesin Türkçesi var ama ben bilmiyorum yine. Rezaletim. Zipline yapıyor adam. Sebastian zipline yapıyor. Vay be. Havuza. Çatıdan havuza atlıyor. Sims 4 could never. Never. Eve girince ayakkabılarını çıkarıyor. Bu bence çok e, <laughs> tartışılacak bir konu. Çünkü bana sorarsanız. Yani hiç şey yapmak istemiyorum ama şimdi. EA'ye çamur atmayı hiç sevmem biliyorsunuz. Adam. Tarihe bakabilir miyiz? 24 Eylül 2020. Snow Escape ne zaman çıktı? Please date. 13 Kasım 2020. 2 ay öncesi. 24 Eylül 2020. Ayakkabı çıkarma animasyonu Snow Escape'e ekleme nedenlerinden birisi bu olabilir mi? EA? Hı? Sadece bunu diyorum ya, daha uzatmıyorum. En azından animasyonu var. <laughs> Bu olay çok iyi. Kitabını e, çekerek gizli kapı ortaya çıkıyor. Bu Sims, Sims'de vardı. Sims 2'de sanırsam vardı ya da 3'te vardı. That's nice I guess. Yine de yani ortam, animasyon, grafikler yani beni çok mutlu ediyor. Gerçekten. Diğer videolara bakalım. Hiç sevmem çamur atmayı. Hiç hiç. Okey burada isim değiştirme olayları var. Maggie. Maggie'nin ismini değiştiriyorlar. Heh şu olaylar. Nickname var. Takma is isim yani. Birisine hani direkt kendi ismiyle seslenmezsiniz. Yani mesela Brinka'ya Brinka mı dersiniz yoksa Luka mı dersiniz? Bu önemli bir konu. Burada da or, ort is, orta isim yoksa göbek ismi mi? Middle name'in Türkçesi ne oluyor bilmiyorum ama <laughs> Göbek adı diyelim şimdilik. Göbek adı seçebiliyorsunuz. Last name, soyadı bir de... Ha, o bu çok iyi bir özellik. Bakın soyadını önce koyabiliyorsunuz. Mesela Maggie Wohan yerine ya da Margaret Wohan yerine Wohan Margaret oluyor. Bu mesela Korecada da böyle. Soyadı başa geliyor. O yüzden bunu bile düşünmüşler. Helal. Helal. Okay. Şimdi Sebastian'la tanışma videosuna bakalım. Build mode harika gözüküyor. Çok smooth gözüküyor. Ya yani bu dekorasyon olayları çok iyi. Can you see that? <laughs> Tezgaha oturuyor Popo Sebastian. Bu nasıl akıcılıktır? Böyle simlere sim demiyor. Para deniliyor. Türkçede de para biraz komik olmuş ama. Para. Para. Evet dediğim gibi her an, her an istediğiniz yerden kreatesime geçebiliyor. Ya da kreata para. Her neyse. Bu baya iyi bir şey. Ve şey fena gözükmüyor bence. Bu UI. Yani insan yaratırken aynadaki yansımanızı bile gösterebiliyor. Bu çok güzel bir detay. Kaşlar biraz komik. <laughs> Kaçları bilmiyorum ama. Çiller seçebiliyoruz. Çil seviyeleri var. Sims 3'te de vardı ama bütün yüzü kapladığını hatırlamıyorum. Yoksa kaplıyor muydu? Olabilir emin değilim. E tabii şimdi şöyle bir şey var. Yani bu oyun tabii ki istemsizce Sims'in yaptığı çoğu şeyi taklit etmek zorunda kalacak. Çünkü Sims'in sayılı e, yarışmacılarından birisi olarak sayılabilecek bu oyun. O yüzden we don't know. Dövmeler var. Hello. Her oyun, Sims'de de var. Evet, bu da fena değil. Bunları da izlemiştik zaten, Meet Maggie'yi. Ondan önce bir şey kaçırdık mı? Kaçırmadık. Day and Night diye bir şey varmış, buna da bakalım. Bence grafikleri e, yine cartoony. Yani çizgi filmsi ama e, ya içinde bilmiyorum. Sims 4 belki bir tık o konuda daha iyi. Hatta bayağı daha iyi ama indie bir game olduğu için tekrar yorum yapmak bana düşmez. Güzel ya, ben gerçekten memnunum yani. Yani Sims'le yarışacak bir oyun için kesinlikle yeterli. Şu arkada köpek mi ilerliyordu? Okay, whatever. Meet Maggie'de izlemiştik zaten. Tamam, harika. Okay. Sizin Paralyze hakkındaki düşünceleriniz nedir merak ediyorum. Bence bir gelecek sene sonuna doğru çıkma ihtimali var gibi bir his var içimde. Ee, ya da belki daha erken de gelebilir emin değilim. Ama yani bilmiyorum Sims'teki eksik detayları bu oyunda görmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü e, özgürlük kavramı özellikle Sims 4'te geriye giden bir kavram oldu. Fakat Paralives bunu geri getirebilir. O yüzden Paralives'a tapıyoruz. <laughs> evet. Evet. Sanırsam bu kısa bir Paralives inceleme videosu oldu. Bu arada challenge'lara devam ediyorum. Onu unutma unutmadım. Merak etmeyin. Bu yüzden bir sonraki herhangi bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bye.